أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وَمَا illa إِلَّا رَحْمَةً alamin Mevlütlerde, kandillerde kutsal ayetlerden. Bu ayet hemen yakaladık. Bak bildiğimiz bir ayetmiş. Yabancı ayet değil. Ama haber bültenlerinde üst bölümü olmadığı için üst bölümü velakad ketebne fis-zabur min ba'diz-zikr bölümü yok ortada. Mealine bakalım kardeşlerim. Velakad Arapçada kesin ve muhakkak demektir. Velakad ketebne Muhakkak yazdık. Allah yazdık dediği zaman, emretti, kanun koyduk demek ister. Yoksa bir kalemi alıp yazmaz Allah. وَلَقَدْ <laughs> كَتَبْنَا Muhakkak yazdık. فِي <laughs> الزَّبُورِ Zebur'da yazdık biz. مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ Zikirden sonra yazdık. Zikir, Tevrat. Çünkü tev zebur nereden sonra geldi? Tevrat'tan sonra geldi. İlk kitap Tevrat'tır. Sonra Zebur'dur, sonra <rested> İncil'dir, <hotraiences> sonra Kur'an'dır. Önce zikire yazdık, sonra da Zebur'a yazdık. Yani Tevrat'ta da, Zebur'da da yazdık. Ennel arda dünya yerithuha ibadiyus salihun. Salih kullara kalacak. Bunu yazdık Allah. إن في هذا بو لبلاغا برئيلاندر لقوم عابدين الله عبادة كل رئيلاندر بو. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إي محمد صلى الله عليه وسلم بالسني Bütün alemlere rahmet olarak gönderdik zaten. Sen ki bütün alemlere rahmetsin, senin ümmetinden salih kullar bu dünyanın sahibidirler. Ama devir teslim törenine bir miktar masraf yapılacak. Tabu masrafları var. İskan masrafları var. Yerleşme masrafları var. 3 bin, 5 bin, 20 bin kişi devir teslim töreni için kıyamete kadar gerçekleşecek kainat ağırlığına sahip bir devir teslim töreni için Hamza gibi Ammar gibi 100 bin 200 bin 1 milyon insan şehit olup gitseler de tapu masrafları ödenmiş olsa bu devir teslim töreninin çok mu Allah'ın mülkünde çok mu Ümmeti Muhammed'in izzeti ve onuru için 100 bin kişi, 500 bin kişi Kudüs eteklerinde şehit olsa çok mu? O mersalna ki illa rahmeten lil alemin. Seni biz bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Bunun ağırlığı olarak, neticesi olarak sen ve salih kullar dünyayı devralacaksınız. Bunu kanun olarak yazdık. Le belagan li kavmin abidin. Biz Allah'a ibadet ediyoruz diyen bütün kullar, bu ilanı, belahı bilsinler. Allah ilan etmiştir. Kardeşler, Zebur neydi? Davut aleyhisselamın elindeki Allah'ın kitabı. Zikir neydi? Allah'ın Musa aleyhisselama indirdiği kitabı. Bu ayet, burada ne için okuduğumu henüz anlatmadığım bir ayet. Bu ayette ümmeti Muhammed'e siz merak etmeyin. Dünyanın sahibi olacaksınız demiyor. Öyle diyen başka ayetler var zaten. Davut peygamberimiz, biz dünya hükümranıyız diyorlardı Davut aleyhisselamla Yahudiler. İlk defa devlet Davut Aleyhisselam zamanında oldular. Davut Aleyhisselam oğlu Süleyman Aleyhisselam'a imparatorluk miras bıraktı. Yahudiler dünya bizimdir diyorlardı. Öyle diyenlerin kitabında Allah hangi ayeti koydu? Bu dünya sizin değil, salih kullarımındır dedi. Yahudiler sallana sallana Tevrat okuyorlar ya, sallana sallana tapu belgemizin bizim iskan belgemizin onayına kafa sallayıp duruyorlar. Zev, zebur indiği günden beri, Tevrat indiği günden beri her Yahudi asıl mirasın ümmeti Muhammed'e intikal edeceğini itiraf ediyor. İster Zebur okusun ister okumasın. Ben Tevrat kabul etmiyorum diyen zaten Yahudi değil. Davut Aleyhisselam'la biz yeryüzünün miyim sahibi olduk. Artık bizimdir diyorlardı. Davut Aleyhisselam'ın onlara getirdiği kitapta bunun başka mirasçısı var. Biz burada kiracıyız dedi. Ve laqad ketebna fi'z zaburi min ba'diz zik enel ardı yerisuha ibadiyus salihun. İn fi haza le li kavmin Bu bir kanun. Kul isen bunu bileceksin. Ben ümmeti Muhammed'denim. Elhamdülillah. Henüz tabu kayıt işlemleri bitmediği için arazimizi teslim alamadık. Alacağız. İşlemler sürüyor. Koca dünya şu kadar kıta, bu kadar büyük kıtanın tabusu herhalde kayıt masraflarıyla falan bayağı uzun sürüyor. Ama sonunda bu ümmet Topraklarının sahibi olacaktır. Bunu bütün Yahudiler adı soyadı gibi bilirler. Bu ayeti onlar görüyorlar çünkü. Ya biz cahillik edip diyeceğiz ki, e onların kitabında yoksa bu ayet, silmiş olabilirler. Allah yazdım diyor. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ Tevrat'ta da, Zebur'da da yazdım diyor Allah. E Yahudiler görmemiştir. Kör Yahudi'nin hesabını ben mi ödeyeceğim? Görmediyse görmedi. Ben gördüm ya. Teknolojisiymiş, gücü otoritesiymiş. Uydudan Kudüs arazisini kontrol ediyormuş. Geç bunları ey romancı. Bitti roman dönemi. İnne fiha za li <Sessizlik> kavmin 'abidin. Roman okuma zamanı bitti bu ümmetin. Çocuktuk. Siyasetimiz yoktu. Siyaset şeytan işidir demişlerdi bize. Anlamıyorduk bu işleri. Kur'an-ı Kerim'i mezarlıkta okuyun yeter demiştiler de Kur'an'ı mezarda okuduk, yetti zannetmiştik. Şimdi Kur'an'ımızı uzaydan yerin en dibindeki kısmına kadar salonlarda, otellerde, Kabe'de, minarelerde her yerde Allah'ın kitabını okumayı da öğrenmeye başladık. "Ve laqad ketebna" yazdığını gördük Kur'an'da. Bunu gizleyemez kimse artık. İşte Enbiya suresinin 105. 106. 107. ayeti burada çökmüş çürümüş kafalı mümin önce bu ayeti okuyarak iman tazelesin.